koleksiyonculuk aslında iki türlü düşünmek lazım. Bir tanesi dünyada koleksiyonculuk nasıl yapılmış, Türkiye'de nasıl yapılmış. Şimdi bence ilk koleksiyonculuk savaş ganimetleriyle elde edilen bir şey. Yani ülkeler yüzyıllar boyunca birbirleriyle savaşmışlar, kıymetli eşyalarını kendi ülkelerine getirmişler. Daha sonra daha yakın yüzyıllar itibariyle başladığı zaman 16. yüzyıl olarak görüyoruz. 16. yüzyılda Medici ailesiyle başlayan bir şeydir. Fakat bunun daha evveliyatına da gidebilirsiniz. Mesela 4. yüzyılda ikonlar yapılmaya başlanıyor. Ve sanat eserleri kiliselerde ve mabetlerde teşhir edilmeye başlanıyor. Ve o ikonların önünde küçük çocuklar, babası, annesi onların önünde dua etmeye başlıyorlar. Yani ilk sanatla olan algılama oralarda başlıyor. Ve bu koleksiyonculuğu beraberinde getiriyor. Çünkü bu mesele çok küçük yaşta elde edilen bir meseledir. Aileden bir şey görerek, yani o eğitimi alarak, yani evinde kitaplar olacak, resimler, heykeller, yani çocuk ondan büyüyecek. İleride belki koleksiyoncu olmayabilir fakat o sanat eğitimiyle birlikte büyüdüğü zaman çok daha bilinçli bir şekilde gelebiliyor. Medici'ler belki de yüzyıllar boyunca hiç unutulmayacak bir takım şeyler yapmıştır. Bunların en başında askeri güç, politik güç, kültür gücü. Kültür ve sanat gücü. Bu üç şeyi birleştirerek yüzyıllardan beri hep konuşulan bir aile şekline gelmiştir. Hatta papalardan da bahsedebiliriz. Çünkü aile içinde papalar da çıkmıştır. Ve onların sanat eserleri bütün o Rönesans döneminde çok büyük bir reform yapmıştır bu sanatı destekleme yönünden. O yüzyıllarda zaten saraylar, işte krallar, kraliçeler hep böyle asalet içerisinde olan aileler bu sanatı sürekli olarak desteklemişler ve 20. yüzyıla kadar gelmiş diyebiliriz. 20. yüzyıldan sonra müzelerin açıldığını görüyoruz dünyada. Gerçi 19. yüzyılın sonunda mesela Metropolitan Müzesi 1860'lı yıllarda açılıyor. Louvre Müzesi var. Daha başka birçok müzeler 20. yüzyıldan itibaren çağdaş bir biçimde, çağdaş müzeler şeklinde gelişiyor ve ilk koleksiyonculuk bu müzeler vasıtasıyla başlıyor. Daha da başka bir tabirle anlatırsak ilk şahıslar alıyor. Mesela Baron von Thyssen diye düşünün. Onun koleksiyonu çok özeldir. Rönesans döneminden Andy Warhol'a kadar her sanatçıdan en iyi eserleri toplamıştır. Yani öyle bir örnek de yoktur dünyada. Baron von Thyssen koleksiyonu belki de dünyada tektir. Yani böyle uzun bir dönemi kavradığı için. Bunlar böyle şahıslar olarak, ilk olarak insan kendisi için satın alır. Daha sonra müze kurarak halka mal eder. O zaman demek ki koleksiyonculuk hem babadan oğula geçen bir şey, hem büyük bir zevk alma, yani ona sahip olup onu seyretme, onunla birlikte yaşamak, hem büyük bir prestij getirir, hem de toplumları eğiten bir şeydir. Yani sizden sonra gelen nesillere bir yol vermiş olursunuz. Hatta bir özen göstererek onlara sanatı eğitim olarak gösterirsiniz, öğretirsiniz ve yeni nesiller yetiştirirsiniz. Sanat ve kültürle beraber büyüyen yüzlerce, binlerce insan yetişir ki bu tabii Türkiye'de biraz gecikmemiz oldu. Çünkü Rönesans'ı yaşamamış bir toplum olduğumuz için onlar 16. yüzyılda başladı. Fakat bizim dönemde 1950'ler, 60'lardan itibaren koleksiyonculuk olgusu oluyor. Ama ilk koleksiyon devlet tarafından yapılmış koleksiyon olarak değerlendirilebilir. Atatürk'ün o yıllarda aşağı yukarı 35-40'lı yıllarda çıkan bazı kanunlar var. Birçok sanatçı destekleyerek Anadolu'ya yollamış ve Anadolu konulu kompozisyonlar, peyzajlar yaparak onları getirip tekrar devlete satmışlardı sanatçılarımız ve belki ilk koleksiyonlar devlet destekli olmuştur. Fakat 60'lı yıllardan sonra da çeşitli şahıslar, yani kişisel çabalarıyla büyük koleksiyonlar yapmış ve bugün 2004'ten itibaren baktığımıza göre de işte Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Modern, Can Elgis, hatta Burhan Doğancay Müzesi de
içine alınmak üzere 4-5 önemli müzemiz oluşmuştur çağdaş müze olarak. Bu tabii devam edecek bir süreçtir. Şahıslar olarak da 70'li yıllarda Erol Aksoy, Halil Bezmen, Mustafa Taviloğlu, Can Haz, Barbaros Rothschild birçok isim sayabiliriz. Onlar da ilk öncü koleksiyonculardır ve topluma çok güzel örnek olmuşlardır. Ve onların toplamış olduğu resimlere sahip olmak için bir pazar oluşmuştur. Yani onlar taklit edilmiştir diğer kişiler tarafından. Tabii bugün baktığımızda 2009'da biraz daha geniş halk kitlelerine doğru bir gidiş vardır. O çok sevindirici bir şeydir. Hatta Türk resme böyle 2 milyon 700 bin liraya kadar satılmıştır ki çağdaş resimde bu bir ütopyadır. Yani biz 20 sene önce böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmezdik. Bunlar belirli ipuçlarıdır ve Türkiye'de koleksiyonculuk çok gelişecektir. Çünkü Türk resminin fiyatı Batı ile karşılaştırdığınız zaman son derece ucuzdur. Halen de çok ucuzdur. Ve bundan sonraki dönemde mutlaka hem Batı ile olan ilişkiler çoğalacak hem de Türkiye'de büyük bir pazar oluşacaktır ve koleksiyoncu sayısı her geçen gün daha artacaktır. İkincisi koleksiyonculuk Ankara, İstanbul ve İzmir gibi yani üç büyük şehirde gelişmektedir. Aslında bu sağlıksız bir şeydir. Şehirler arasında kültür mücadelesi yapılması lazımdır. Yani bir Adana, bir Kars, Erzurum yahut işte herhangi bir Antalya, herhangi bir şehrinde müzeler kurulmalı ve oranın zenginleri de oraya yatırım yapmaları lazım. Ve bu sanat ve kültürün homojen bir şekilde ülkeye yayılması lazımdır. Çünkü bunu mesela Almanya, Fransa, Amerika yapmıştır. Yani hem New York'ta müze vardır, hem Los Angeles'te vardır veya Miami'de vardır. Veya Hamburg'daki bir müze, Berlin'deki bir müzeyle yarışmaktadır. Yani o yarışın kesinlikle Türkiye'de de yapılması lazım. Fakat buna biraz zaman isteyecektir. Çünkü Türkiye biraz da İslam toplumudur. Yani bu Hristiyan toplumunda olduğu gibi de bu kadar hızlı gideceğini pek sanmıyorum. Fakat İstanbul gibi şehir bir lokomotif olacağını tahmin ediyorum. Ve o lokomotif diğer şehirlere doğru da yolunu alacaktır.